Bu ses, Gazze'de her gün duyulan çınlama sesi. Bir halkı yok etmek istiyorsanız, bunu yapmanın en etkili yolu evlerini yerle bir etmektir. Bir insanın yaşayabileceği en korkunç aydınlanma anı ise, evinin elinden alındığı andır. Onların acıları dünyanın dört bir yanındaki acıların bir sembolüydü. Yine de gözyaşlarını tuttular. Ama diğerleri acıları alevlendirmekle dirinişi söndüremeyeceklerinin farkında değillerdi. Bu yıkıntı bir zamanlar onun eviydi. Geçmişi artık enkazdı. Peki ya geleceği? Korkunç bir şeyi idrak etmenin görüntüsüydü bu. Filistinlilerin terleyen yüzleri işte bu feryatlarla yüklüydü. Ama yine de bildikleri tek bir şey var. Yarının bugünden daha iyi olacağı. Gece gök gürültüleri ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte yağışlı geçti. Ama şimdi sancılı bir sessizlik var. Filistin'in üzerindeki sessiz, solgun saatlerden biriydi. Bu saatlerde bütün sokaklarda çocuklar evlerin önünde durur ve gizlice el ele tutuşurlardı. Topraklarından kopup gelen çağrıyı hissediyor olmalılar. Fakat düşlerle boğuşan, gölgelerle yarışan İsrail askerlerine milyon kere öldürseler az gelir. Genç kız, bütün bunların zamanda donmuş bir an içinde gerçekleştiğini fark etti. Zaman yalnızca onun için durdu. Beklemek ne zordu. Dumanların renginin değişmesi, yerini Ehli Arap Hastanesi'ndeki kaosa bıraktı. Tehlikeyle doğanlar, canları alınana kadar tehlikenin boyutunu fark edemiyorlardı. Ya da bizim tehlike dediğimiz, onlar için hayatta kalmanın ta kendisiydi. Ehli Arap Hastanesi'nin acil servis doktoru, "Ne oldu?" diye sordu. Adam, "Plastik mermi," diye cevap verdi. Onun acımasız gerçeği de buydu. Kulağına isabet eden mermi, plastik falan değildi. Herkes biliyordu ki, işgalciler için her Filistinli, şüpheli bir özneydi. Tıpkı küçük bir kızın kulağına sıkılan plastik mermi gibi. Yine de her gücün sınırları vardır. Gözleriniz olsa bile ışıksız göremezsiniz.